Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 23 Ekim'den itibaren ise burç değiştirip artık Akrep'te parlamaya başlayacak. Bu hafta Mars retrosu devam ediyor, Merkür retrosu devam ediyor. Venüs Başak burcunda ilerliyor. Hafta başından itibaren Venüs Oğlak burcundaki Jüpiterle güzel bir üçgen açı oluşturacak Venüs Jüpiter üçgeni çok keyiflidir şanslıdır ee, Toprak elementinde oluşuyor bu açı size de aslında e, yarayan bir e, gökyüzü pozisyonu Venüs Jüpiter üçgeni ile yakınlarınızdaki kişilerle ilişkileriniz daha çok ilişki dinamiklerinizde e, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz yani güven duyabilirsiniz bir sorunu çözmek adına da bu bir şans olabilir işbirliklerinden fayda görebilir. Eşinizden de maddi manevi destekler alabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili de ilişkilerde olsun veya kardeşlerle birlikte yaptığınız her türlü faaliyette daha fazla mutluluk almanız, destek almanız bu hafta mümkün görünüyor. Evet, Mars Jüpiter karesi yine bu hafta başı etkinleşecek. Mars Koç burcunda geriliyor, Jüpiter Oğlak burcunda. Genel olarak biraz uyarıcı ve böyle kışkırtıcı bir açıdır mars Jüpiter açısı bize cesaret verir enerji verir ama çok gereksiz riskler de altırır ilişkilerde de biraz fevri davranabiliriz sabırsız davranabiliriz özellikle üstlerinizle ilişkilere kariyer yaşamınızdaki hedeflerinizle ilgili atacağınız adımlara biraz dikkat edin düşünmeden hareket etmeyin yani aslında bu hafta bu kadar retro gezegen tesiri altındayken biraz daha sakin olmak biraz beklemek daha doğru görünüyor. İlişkilerde de hemen e, hızlı kararlar verip hemen tepkili, tepki göstermeyin. Özellikle kariyer yaşamınızdaki bağlantılarda sevgili yengeçler. Pazartesi ve Salı günü Ay-Yay Burcu'nda e, günlük hayatınızın temposu hızlanıyor. Hafta başı birçok işle ilgilenebilirsiniz. Evde de birçok işler olabilir. İş ve mesleki alanda da olabilir. E, i̇şle ilgili bazı seyahatler, işle ilgili eğitimler, Bunlara da katılmanız mümkün görünüyor. Biraz daha hani sanki yabancılarla, yurt dışı ile bağlantılı konular, hani medya ile ilgili konu ve işle de ilgilenmeniz mümkün. Çarşamba günü Ay Oğlak'ta, Cuma öğleden sonraki saatlere kadar ilişki dinamiklerinizde daha güçlü tesirler altında olacaksınız. Eşinizden, partnerinizden, yakın bir arkadaşınızdan, ortağınızdan destek görebilir. Var olan sorunları birlikte çözme adına işbirlikleri yapabilirsiniz bu anlamda. Cuma öğle saatlerinde ay artık kova burcuna geçecek. Hafta sonu da kova burcunda biraz farklı ve ilginç konularla ilgilenebilirsiniz bu hafta. Hani spiritüel konular olabilir, böyle gizemli ilginç konular olabilir. Para konularına da zihniniz takılıyor. Hafta sonu tamamen bütçenizle ilgili hesap işleri, muhasebe işleri, bazı harcamalar, alışverişler, yatırımlar ya da hisseli paralar alanında bazı planlamalar olabilir bunlar. Bunlara hafta sonu ee, odaklanabilirsiniz. 23 Ekim'de artık Güneş Akrep Burcu'na geçecek ve bir ay boyunca Güneş Akrep Burcu'nda 5. evinizi aydınlatacak. Ee, önümüzdeki Kasım ayında özellikle Akrep Burcu'nda doğacak yeni ayla da beraber aşk hayatınızın, romantik hayatınızın yani yaşamın daha eğlenceli yönlerinin, keyifli yönlerinin öne çıkmasını, daha fazla parlamasını da bekleyebiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.